Merhabalar herkese, arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün biz Türklerin çok sevmiş olduğu Mount Blade Warband'ın 1257 Anno Domini modunun tamamıyla Türkçe yama nasıl yaparız? Bunun çok kolay bir yolu var. Ben bunu kesinlikle %100 diyorum, bakın her ince ayrıntısına kadar Türkçe olmasını buldum. Ve sizlere bunu paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar öncelikle ben daha önceden yaptım. Şöyle göstereyim. Tabii ki de sileceğim dosyayı. Şunu bir silelim. Dosyasını. Ya da şunu da boşaltalım. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Ben size vereceğim şu parçayı. İki kere tıklıyorsunuz. Eğer ki varsa sizde burada Mount Blade Warband burada yüklüdür, şuraya yükleyin falan filan diyor. Bunu geçin arkadaşlar, önemli değil. Siz öncelikle boş bir klasör açın benim açtığım gibi. Ondan sonra gelin buraya 1, 2, 3, 4 olan boş klasörü bulun. Okey deyin, next deyin, next deyin, next deyin, finish deyin. Diyor ki arkadaşım burada diyor böyle bir dosya attın ama burada bir oyun yok diyor. Tamam, oyun olmayabilir. Tamam deyin siz, geçin. Ondan sonra atmış olduğunuz dosyayı gidin. Şöyle bir şeye gelecek arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz şu alttakilerle, şu 4 dosyayla hiçbir alakanız yok. Delete, Enter diyerek bunları gelişme gönderip oradan da boşaltalım. Şu Launcher kısmı, TR kısmı, görmüş olduğunuz şunlar. Şunları arkadaşlar Launcher'ız, yani bunu kesinlikle kes diyebilirsiniz. Ben kesiyorum, kopyalı diyebilirsiniz. Buradan ters tıklayarak Mount Blade'e dosya konumunu aç diyerek Modules kısmına girip Anno Domini'niz neredeyse, yani bu attığınız modül dosyası neredeyse bulup buraya ters tıklayarak yapıştır diyeceksiniz. Ben daha önce yaptım ama sizin için bir daha yapayım. Evet diyeceksiniz. Kopyaladım, taşıyorum ve şu anda oyunun tamamıyla full Türkçedir arkadaşlar. Bu programın linkini aşağıda vermeye çalışacağım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım sizlere faydalı olabilmişimdir. Beğenmeyi lütfen unutmayın. İyi günler.